Merhaba sevgili arkadaşlar. Dördüncü dersimizle karşınızdayız. Bunu bilgisayar oyundan hatırlarsınız. Pac-Man gidip oradaki yemekleri yiyordu. Lizozom da mesela adrenalin, kalp atışlarımızı hızlandıran, işte böyle heyecanlandığımız, aşık olduğumuzda vücudumuza yayılan iç salgı bezi adrenalindir. En dış kısmında hücre çeperi, hücre duvarı bulunur. Nedir peki bu hücre çeperi? Olmamızı sağlayan belki de hücrelerin sayısı, farklı yapısal özelliklerimizin olması da hücrelerin yapılarının farklı olması olabilir. Arkadaşlar, bir sperm, bir yumurta birleşik bir canlıyı oluşturuyor. Proteinden oluşan sarmal yapıdaki kalıtım malzemesine DNA adını veriyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Dördüncü dersimizle karşınızdayız. Birinci üniteyi bitirdik. Artık biyoloji konusuna geçiyoruz. Biyoloji demek biliyorsunuz canlı bilimi demek. Aslında biz kendimizi inceleyeceğiz. Biz bir birey olarak düşünebiliyoruz, konuşabiliyoruz, koşabiliyoruz, ders çalışıyoruz, resim çiziyoruz, şarkı söylüyoruz. O kadar karmaşık bir yapıya sahibiz ki. Peki aslında biz kimiz ve neden oluşuyoruz? Hiç bunu düşündünüz mü? Mikroplar gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar. Onlarla bizim aramızdaki fark nedir? Bunlar işte bu ünitede göreceğimiz konular arasında. Şimdi arkadaşlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, mikroskopik canlılar, kısacası bütün canlılar hücre adı verilen temel yapı birimlerinden oluşmaktadır. Hücre aslında temelde bizim en küçük yapımız, evet, ama minyatürümüz gibi de düşünebilirsiniz. Hücrenin içinde bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayan pek çok küçük yapı bulunmaktadır. Doğadaki tüm canlılar hücre adı verilen yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebildiği yapı birimlerinden oluşmaktadır. Bazı canlılar tek hücreliyken bazı canlılar milyonlarca hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi hücreyi siz aslında bir tane Lego parçası gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar çok Lego üst üste gelirse o kadar büyük çapta bir ürün ortaya koyabilirsiniz. Arkadaşlar, hücre bütün canlılarda var fakat hücre sayıları farklı farklı olabilir. Mikroskopik canlılarda hücre sayısı azken insanlarda, aslanlarda, dinozorlarda hücre sayısı çok daha fazladır. Ancak hücrenin ortak olan bazı kısımları var. Hücre 3 temel kısımdan oluşmaktadır. Gelin şimdi bunları bir inceleyelim. Arkadaşlar, hücre zarı maddeye girmek ve çıkmak isteyen maddeleri kontrol eder. Biz buna seçici geçirgen yapı diyoruz. Yani her maddeyi hücre içine almaz, her maddeyi de hücreden dışarıya çıkarmaz. Seçici geçirgen özelliktedir. Hücre zarı hücreyi dışarıdan sardığı için hem hücrenin yapılarını bir arada tutar hem de hücreye şekil verir, onu dış etkilerden korur. Hücre zarı esnektir, sağlamdır ve seçici geçirgen yapıdadır. İkinci yapımız sitoplazma. Arkadaşlar, bu sitoplazma yumurta akı kıvamında bir maddedir. İçerisinde hücrenin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirecek olan ve isimleri organel olan küçük yapı birimlerini taşır. Bu organeller sayesinde sitoplazmanın içinde hücrenin yaşamsal faaliyetleri de gerçekleşir. Hücrenin temel kısımlarından üçüncüsü ise çekirdektir. Bu çekirdeğe bir yıldız koyuyorum. Nasıl ki vücudumun yönetim merkezi beyindir, çekirdek de hücrenin yönetim merkezidir. Hücrenin yönetim binasıdır. Çekirdek, hücrenin solunumundan, boşaltımından, üremesinden sorumlu olan genel yapı merkezidir. Aynı zamanda canlıya ait kalıtım maddesini de içinde taşır. Bu kalıtım maddesi ne demek? Kimilerinizin gözü mavidir, kimilerinizin saçları kahverengidir, kiminiz uzun, kiminiz kısa boyludur.
Kiminiz beyaz tenli, kiminiz esmer tenlidir. İşte bunlar bize atalarımızdan gelen özelliklerdir. Nasıl ki demonte bir mobilyayı aldığınız zaman içinde kullanım kılavuzuna bakar ve oradaki parçalara göre o mobilyayı bir araya getirirseniz, biz de aslında yumurta ve spermin birleşmesiyle oluşan minicik bir hücreyken, doğarken kafası, kolları, gözü, ağzı olan kompleks bir canlı haline, işte o kalıtım maddesine bakılarak oluşturuluyoruz. Arkadaşlar, bir sperm, bir yumurta birleşip bir canlıyı oluşturuyor. Sperm babanın ailesine ait kalıtsal özellikleri getiriyor. Yumurta anne ve annenin ailesine ait kalıtsal özellikleri getiriyor. Ve bu iki kalıtım maddesi birleşerek bebeğin kalıtsal özelliklerini oluşturuyor. İşte kullanım kılavuzu bu. Annenin vücudu ise bebeği kalıtım maddesinin üzerinde yazan bilgilere göre oluşturuyor. Ve 9 ay 10 gün sonra bebek dünyaya geliyor. Kalıtım maddesi çok önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda çekirdek hücrenin çoğalmasını ve hayatsal olayların yürütülmesini de kontrol eden bir merkezdir. Ben neden yıldız koydum çekirdeğe? Arkadaşlar, insanlar çok gelişmiş yapılı canlılardır. Fakat bakteri gibi bazı ilkel yapılı organizmalar da vardır. İlkel yapılı organizmalarda çekirdek bulunmaz. E hocam, çekirdek yoksa kalıtım malzemesi de mi yok? Öyle bir şey olamaz. Bir canlıda çekirdek bulunmayabilir ama kalıtım malzemesi bulunmak zorundadır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Çekirdek yönetim binasıdır. Binanın içindekiler yönetimden sorumludur. İlkel yapılı canlılarda bina yok ama yönetimi sağlayan yapılar yerinde duruyor. Peki, biraz önce demiştik ki sitoplazmanın içinde yaşamsal faaliyetlerimizi kontrol eden ve gerçekleştiren organel adı verilen küçük yapılar var demiştik. Haydi şu organeller nelermiş bir öğrenelim. Arkadaşlar, bir kere şu konuda sizi bir uyarayım. Organellerin isimleri daha önce hiç duymadığınız isimler olabilir. Evde lütfen etrafınızdaki kişilere bol bol anlatmayı tercih edin. Bu konu en güzel böyle algılanır. Organellerden bir tanesi Golgi cisimciği, lizozom, endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, kloroplast ve koful olarak bitki hücresindeki organeller verilebilir. Aynı zamanda arkadaşlar, hücre zarı biliyorsunuz ortak yapılardan bir tanesidir. Çekirdek gelişmiş yapılı canlılar için ortak özelliklerden bir tanesidir. Gelelim şu hücre duvarına. Biliyorsunuz hayvanların iskelet sistemleri onları ayakta tutan yapılardan en önemlisidir. Bitki hücrelerinde ise iskelet bulunmaz. Bitki hücrelerinde dayanıklılığı ve sertliği sağlayan hücre duvarıdır. Hücre duvarı hücre zarı gibi değildir. Bitki hücresinin gene iç kısmında hücre zarı vardır ama en dış kısmında hücre çeperi, hücre duvarı bulunur. Nedir peki bu hücre çeperi? Bitki hücrelerine özgü bir yapıdır. Canlı değildir. Canlı olmadığı için hücreye gireni çıkanı da kontrol edemez. Yani seçici geçirgen değil, tam geçirgendir. Canlı olmadığı için de esnek değil, sert bir yapıdır. Bitkiye köşeli ve sert bir görünüm çizer. Gelelim o zaman organellerin görevlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye. Arkadaşlar, ilk önce öğreneceğimiz organel koful olsun. Ben bu kofula depocu koful diyorum. Neden depocu? Hücre için faydalı maddeler de var. Ancak hücre için bazı yaşamsal faaliyetler gerçekleşirken oluşan atık ve zararlı maddeler de var. İşte hücre için üretilen fazla ve atık maddeleri depolayarak paketler ve hücre dışına mı gönderilecek yoksa başka bir organele mi gönderilecek tutan organeldir. Kofullar hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde bulunur ama sayıları ve büyüklükleri farklıdır. Bitki hücresinde kofullar büyük ve az sayıdadır. Hayvan hücresinde ise küçük ve
çok sayıda bulunur. Kodlayalım. Depocu koful. Fazla maddeleri ve atık maddeleri depolayıp paketliyor. İkinci göreceğimiz organel endoplazmik retikulum. Arkadaşlar endoplazmik retikulumu nakliyeci olarak düşünebilirsiniz. Endoplazmik retikulum hücre içinde maddelerin bir o yandan bir bu yana taşınmasını sağlayan organellerdir. Hem hayvan hücresinde bulunur hem bitki hücresinde bulunur. Unutmayın, nakliyeci ERE. ERE taşımacılık. Bunu da kafamızda böyle kodlayabiliriz. ERE taşımacılık. Evet. Sıradaki organelimiz ribozom. Arkadaşlar sizler büyüme evresindesiniz ve evinizdekilerden daha fazla protein yemelisiniz. Biz öğrenmiştik ki protein yapıcı ve onarıcıdır. O zamanlar belki de pek çoğunuz bunu hiç sorgulamadınız. Hocam neden karbonhidrat enerji verici de protein yapıcı ve onarıcı? Arkadaşlar protein bizim yapı taşımızdır. Hücrelerimizi, etimizi, kasımızı oluşturan proteinlerdir. Büyük kaza geçirmiş, kolu bacağı kırılmış insanlara protein ağırlıklı beslenme verilir. Ergenlik döneminde büyüme aşamasında olan çocuklara protein ağırlıklı beslenme önerilir. Protein bizim yapısal maddemiz, besin maddemizdir. İşte ribozom da hücrede protein sentezinden sorumlu organeldir. Ribozom ister ilkel yapılı, ister gelişmiş yapılı. Gelişmiş yapılıysa ister bitki hücresi ister hayvan hücresi olsun. İstisnasız bütün hücrelerde bulunan organeldir. Yapı taşımızı üretir. Düşünün bir binaya kat çıkacağınız zaman hemen yapı malzemeleri işte beton gelsin, alçı gelsin, mermer gelsin, tahta gelsin dersiniz. Biz de büyüdükçe aslında binaya kat çıkıyor gibiyiz. O yüzden ribozom sürekli olarak protein sentezleyerek yaralanan kısımlarımızı onarır. Boyumuz uzayacaksa boyumuz uzar, cildimiz yenilenecekse cildimizi yeniler. Ribozom önemli. Geldim lizozoma. Bakın karıştırmayın. Ribozom protein sentezinden sorumlu. Lizozom. Ben bu lizozoma pekmen diyorum arkadaşlar. Pekmen. Bunu bilgisayar oyunundan hatırlarsınız. Pekmen gidip oradaki yemekleri yiyordu. Lizozom da ölmüş, yaşlanmış hücre parçalarını ya da vücudumuza girmiş mikropları yok etmede sorumlu. Yani hücre içi sindirimden sorumlu organelimizdir. Hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Hızlı hızlı yürürken elinizi bir yere çarparsınız. Bir müddet sonra eliniz mosmor olur. Ardından yeşile döner, ardından sarılaşır ve kaybolur. İşte elinizi vurduğunuzda belki de kılcal damarınız çatlamış olabilir. Derinin altına kan yayılmış olabilir. Bu kan elinizin mosmor görünmesine sebep olur. Hemen lizozomlar oradaki kan parçalarını yiyip sindirerek bir müddetten sonra kol elinizin iyileşmesini sağlar. Lizozom hücre içi sindirimden sorumludur. Geldik sentrozoma. Arkadaşlar sentrozom hücre bölünmesinde görevlidir. Ama dikkat! Bitki hücrelerinde bulunmaz. Hayvan hücrelerinde bulunur sadece. Ardından mitokondri, enerji depomuz. Yani kusura bakmayın çizim yeteneğim çok kuvvetli değil ama şöyle kocaman bir çikolata paketi düşünün. Bir çikolatayı yersin, oh dersin, enerjim kendine geldi. İşte mitokondri bizim çikolatamız gibidir. Enerji depomuzdur. Mitokondri hücremizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretir. Solunum, oksijenli solunum yaparak hücre için gereken enerjiyi üretir. Hocam şimdi mesela ben göz kapaklarımı çok açıp kapatıyorum. Ya da ben sporcuyum, çizgili kaslarım çok çalışıyor. Çok çalıştıkları için çok enerjiye ihtiyaç oluyor. Buradaki mitokondri sayısı aynı mı? Değil. Bir hücre ister bitki hücresi olsun, ister hayvan hücresi olsun. Her bir hücrenin enerji ihtiyacı var. Çünkü hücrede çalışan yapılar var. Bunlara enerji gerekiyor. Mitokondri bitkide de hayvanda da illa bulunur. Ama enerji ihtiyacı çok olan hücrelerde daha çok enerji üretilsin diye mitokondri sayısı da fazladır. Geldik Golgi cisimciğine.
Golgi cisimciği deyince de ben böyle terleyen bir adamı gözümün önüne getiriyorum. Çünkü Golgi salgıcı başıdır. Salgıcı başı diyorum buna. Salgı üretir. Hocam salgı ne? Şimdi bizim iç salgılarımız var, dış salgılarımız var. Mesela adrenalin, kalp atışlarımızı hızlandıran, işte böyle heyecanlandığımızda, aşık olduğumuzda vücudumuza yayılan iç salgı bezi adrenalindir. Bizim bir de dış salgı bezimiz vardır. İşte tükürük, gözyaşı, ter gibi. Bunları üreten organel Golgi'dir. Aynı mitokondride söylediğim gibi bazı hücrelerimizde daha fazla salgı üretilir. Mesela ter bezlerinde, tükürük bezlerinde, gözyaşı bezlerinde bu bölgelerde Golgi sayısı fazladır. Hem bitki hücrelerinde bulunur hem hayvan hücrelerinde bulunur. Bunun dışında arkadaşlar bol bol bu organelleri tekrar edin lütfen. Organellerimiz bu kadar. Şimdi bir tane soru çözelim. Gribal enfeksiyon sırasında burun ve göz akıntısı artmakta, vücut mikroorganizmalarla savaşmakta, vücudun enerji ihtiyacı ise artmaktadır. Gribal enfeksiyon geçiren bir kişinin yukarıda sıralanan olaylarının gerçekleşmesinde organellerinden hangilerinin görevi vurgulanmıştır? Tek tek irdeleyelim. Gribal enfeksiyon sırasında burun ve göz akıntısı artmaktadır. Göz akıntısı, akıntı, salgı, salgıcı başı, Golgi cisimciğiydi. Vücut mikroorganizmalarla savaşmakta. Arkadaşlar, zil çaldı. Haydi mikropları öldürelim. Nasıl öldüreceğiz peki bu mikropları? Lizozomlarla. Lizozomlar mikropları parçalayarak vücuttan uzaklaştıracak. O zaman lizozom diyorum buraya. Vücudun enerji ihtiyacı ise artmaktaysa enerji mekanizmamız mitokondridir. Evet, o zaman mitokondriden, lizozomdan ve Golgi cisimciğinden bahsettik. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar, organelleri tekrar edip bolca soru çözün. Şimdi ben size daha farklı ayrıntıya gireceğim. Dedik ya, çekirdek. İlkel yapılı canlıların hücrelerinde çekirdek bulunmaz. Ama çekirdeğin içinde kalıtım malzemesi vardır ve bu kalıtım malzemesi yaşamsal olaylarımızı yönetmede çok önemlidir. Peki nedir bu kalıtım malzemesi? Arkadaşlar, DNA'yı hiç duydunuz mu? Bilmiyorum ama hücrelerin içerisinde. Gelişmiş yapılıysa çekirdeğin içinde, ilkel yapılıysa sitoplazmada dağınık halde bulunan proteinden oluşan sarmal yapıdaki kalıtım malzemesine DNA adını veriyoruz. DNA gördüğünüz gibi aslında tek başına değil, hücrenin çekirdeğinde kromozom var. Kromozomlar DNA'nın kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan kalıtsal yapılardır yine. DNA'ların üstünde genler vardır. Göz rengi geni, saç rengi geni, ten rengi geni, boy uzunluğu geni, zeka geni. İşte bunlar DNA'nın üzerinde taşınır. Bu yüzden işte kalıtım maddesi olarak isimlendirilir. DNA gelişmiş bir madde ise hücre çekirdeğinde yer alır dedik. DNA'nın kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan kromozomlar çok önemli yapıdadır arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın her bir hücresinde toplam 46 tane kromozom vardır. Bu kromozomlar türe özgü sayılardır. Aynı zamanda dedik ki genler, genlerde DNA'dan daha küçük yapılardır ve bize atalarımızdan gelen kalıtsal özelliklerin taşınmasında önemlidir. O halde son bir soru daha çözüp konuyu tamamlayalım. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdek içerisinde canlının atasal özelliklerini belirleyen kalıtsal materyaller bulunur. Çekirdek içindeki yapılar yanında gösterilmiştir. Arkadaşlar ben hemen bunları isimlendiriyorum. Şurası çekirdek. Hatta bu kısım çekirdek aynısı. Şu kısım K ile gösterilen kromozom. Kromozomun etrafındaki bu sarmal yapılı görünen DNA, M ile gösterilen yapı gen. Bu biraz ayrıntı, 8'de daha güzel öğreneceksiniz. Genler nükleotit adı verilen küçük yapılardan oluşmaktadır. Şimdi ben bunları yazdım, soruya geçebilirim. Bu şekil üzerinde harflerle sembollendirilen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? K ile gösterilen yapı her canlıda eşit sayıda bulunur. K ile gösterilen yapı kromozomdur. Biraz önce ne dedik?
kromozom sayısı türe özgüdür. Mesela eğrelti otunda 500 kromozom varken insanda 46 kromozom vardır. O zaman yanlış. L ile gösterilen yapı DNA'dır. Evet. M ile gösterilen yapı özellikleri belirleyen görev birimleridir. Evet. N ile gösterilen yapı yapısal birimlerdir. Nükleotit DNA'nın yapı birimi, gen ise görev birimidir. O halde sorumuzun doğru seçeneği A seçeneğidir. Arkadaşlar, hücre konusu biraz fazla tekrar gerektiren bir konu. İlk etapta lütfen etrafınızdaki herkese bu organelleri anlatın. Organellerin isimlerini tekrar edin. Herkese görevlerini anlatın. Ardından Aydın Yayınları, Fen Bilimleri Soru Bankası'ndan ve ders işleyiş modüllerinden soruları çözün. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.